İsim, Kanal 7 Ankara temsilcisi, Çalışma Bakanı ile 2-3 gün önce görüştüğünü ifade ediyor. Ve bu görüşme neticesinde bazı söylemlerde bulunmuş. Diyor ki 2-3 gün önce Çalışma Bakanı ile bir araya geldik. Burada biliyorsunuz işte aktif pasif oranı var. EYT'den önce 2,1'e kadardı. Şimdi 1,6'ya kadar inmiş durumda. Bu işte çalışan ve emekli sayısından bahsediyor. 2,5 milyon önümüzdeki 5 sene sonra emekli olacak. Emekli sayısı çok olduğu için radikal adımlar atmak mümkün olmuyor. Muhalefetin popülizmden uzaklaşması lazım. Bazı şeyleri popülizm olarak görüyorum. Bayram ikramiyesinin 17.000 TL olması gibi açık bir popülizm görüyorum diye açıklamış. Yani aslında burada kendi söylüyor Mehmet Acet bunu ama bakanın ifadeleri bu. Benim anladığım kadarıyla yani bakan bu cevabı vermiş gördüğümüz kadarıyla. Yani bakan şunu demeye çalışıyor. Zaten çok emekli var. Çalışana göre emekli sayısı çok düşmüş vaziyette. Bu ortalama. Bir de önümüzde 5 yıl sürede 2,5 milyon kişi emekli olacak. O yüzden biz radikal bir karar alamıyoruz meselesini. Mehmet Acet hani bakanın söylemleri olarak değil de kendi söylemleri olarak aktarmış gibi hissettim. Yani gördüm bu açıdan. Orada muhabir, orada spiker çok akıllıca şeyi söylüyor. Muhalefetin yapmaya çalıştıklarına popülizm diyorsunuz da EYT'yi çıkarır, EYT popülizm olmuyor mu o dönemle ilgili sorunca orada böyle biraz karışık cevap veriyor. Ama esas manşetteki kısım bence şu. Bu hem emeklileri de ilgilendiriyor. Bunu akşamki haberlerde de konuşacağım. 8.30'da da konuşacağım. Hem de bütün vatandaşları ilgilendiriyor. Şimdi Mehmet Acet'in söylemine göre değerli izleyenler, bu söylemde şunun üstüne geliyor. Hani bu Özgür Özel'in teklif ettiği 15 maddede sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan hangisini kabul eder ya da bunu yapmaya çalışır gibi bir şey sorulunca o da diyor ki hani burada doğalgaz elektrik desteği gibi bir şey var. Belki bu olabilir diyor. Ama şunu söylüyor. Diyor ki biz şu anda bütün haneler doğalgazı ve elektriği %50 devlet sübvansiyonuyla yani devletin desteğiyle o faturayı görüyoruz. Aslında o daha çok daha fazla ödediğimiz para. Bu kalkacakmış. İki önemli yetkiliyle görüşmüş. Yani bizim evimizde oturduğumuz, kullandığımız doğalgazlar, elektrikler bu %50'lik devlet desteği kalkacakmış değerli izleyenler. Bu nasıl olacakmış? Burada bir çeşit şuna gideceklermiş. İhtiyaç sahibi olanlara vereceklermiş. Bunu sadece elektrik ve doğalgaz yardım sürecekmiş. Onun dışında bu desteği kaldırmaya yönelik eğilim varmış. İki ayrı yetkili isimden duydum diyor. Seçici bir destek politikasına geçirilecek diyerek söylüyor. Mesela konutların büyüklüğüne göre bakılacakmış bu destek. Konutu büyük olana verilmeyecekmiş. Devletin desteklediği 4 milyon hane var. Buralara devam edecekmiş ama diğer yerlerde kaldırılacakmış. Yani bu aslında önümüzdeki süreçlerde eğer kamuoyundan büyük bir tepki gelmez, geri adım atılmazsa elektrik ve doğalgaz faturalarının %50 artışı anlamına gelecek. Ben buradan bunu anlıyorum. Yani bunu da tahminimce yaz aylarına denk getirmeye çalışacaklar. Çünkü yaz aylarında şöyle yapay bir ekonomi düzeliyor mu acaba düşüncesi oluyor ya çoğu vatandaşta. O da tabii şundan kaynaklı. İşte turizm oluyor vesaire. Böyle bir planları olduğunu iki yetkili isimden duyduğunu aktarıyor. Bunu da bu yayın aracılığıyla anlatmış olayım. Emekliler meselesine gelecek olursak da bu emeklilere yapılacak düzenlemelerle ilgili de şunu söylüyor. Diyor ki emekliler içinden ihtiyaç sahibi olanlar, olmayanlar da var. İhtiyaç sahibi olanlar kimler? Düşük emekli maaşı alanlar. Bu konuda da seçici bir şekilde davranıp bu durumda olanlar tespit edilip onlara yönelik elektrik, doğalgaz destekleri olabilir diyerek aslında bizim bugün konuşmuş olduğumuz anketi de cevaplandırmış olmuş yani bir anlamda. Yani büyük ihtimalle bu gelecek emeklilere yönelik yapılacak sosyal yardımlarda bütün herkese yapılmayacak. Bunu zaten aylar öncesinden ifade edip söylemiştik. Burada da böyle bir başvuru süreci yürütülecek. Ama bütün vatandaşları hepimizi ilgilendiren esas kısım Mehmet Acet'in söylemine göre Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in söylemine göre değerli izleyenler bu doğalgaz ve elektrikteki desteğin kaldırılmaya yönelik bir eğilimin olduğu. Bu bence çok kritik bir nokta. Şimdi bir diğer haber.